Merhaba arkadaşlar, Rengahenk'e hoş geldiniz. Bugün yine bebek patik öreceğiz ve bu sefer bu bebek patik çok basit, çok kolay örülen bir patik. Yeni tığ iş öğrenmiş olan arkadaşları ya patik örülmesi zor olan olduğunu düşünen arkadaşları için çok güzel bir çalışma olacak inşallah. Ben bu örnek patikte kalın biraz ip kullandım. Kalın derken çok kalın değil, orta kalınlıkta böyle bir ip kullandım. 100 gramlık yumakta 250 metrelik bir ip olan bebek ipler zaten bu kalınlıkta oluyor çoğunlukla. Ve 3 numara 3 milimim tığ kullandım bunun için. Ve bundan sade 51 zincir çekeceğiz. 51 zincir başlayacağız çekip. Ben burada çok az bir zincir çekip göstereceğim. Çünkü parça ben önceden örüp sizin hazırladım. Sizin burada vakit fazla almak istemediğim için. 51 zincir olduktan sonra 51. zincir burada sayalım. Şu 50 zincir. 50. zinciri batıyoruz ve skine yapıyoruz. Pardon, ben skine ile başlamamışım. Bunu aslında normalde skine ile de yapabilirsiniz. İsterseniz, benim bunun gibi yapabilirsiniz. O da size kalmış. Bakın 51. zincir burada. Tığım üzerine ip alıyorum. Ve şurada 50. zincire batıyorum. Tekrar tığım üzerine ip alıyorum. Sıradaki zincire batıyorum. Tekrar böyle bütün sıra boyunca devam ediyorum. Yani tekli trabzan yapıyorum birinci sırasında. Siz isterseniz patik ip de kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle bir ip kullanabilirsiniz. Sıra sonunda bir zincir çekiyorum ve işimi döndürüyorum. İpim dolanmış. Şey yapayım. Ve burada bakın şu başındaki bir trabzanı tepesine batıyorum. Ve bir skine yapıyorum. Bütün yarım trabzanları ya da tekli trabzanların tepesine batarak birer tane skine yapıyorum bu sırada. Bir sıra tekli trabzan ördüm her zincirin üzerinde. Bir sırada onların üzerinde skine örüyorum. Sıra sonuna geldiğinde bir zincir çekip sırama döndürüyorum. Ve tekrar tekli şöyle tığım üzerine ip alıyorum ve tekli trabzan öreceğim. Bu sırada böyle tekli trabzan devam edeceğim. Böyle bir sıra tekli trabzan, bir skine, bir tekli trabzan sıra örerekten 50 tane burada hazırladığım parça. Şöyle baktığı zaman şurada 50 tekli trabzan, 50 tane üzerine skine, tekrar tekli trabzan, skine, tekli trabzan diyerek yaparak devam ettim ve 1 2 3 4 5 6 7 7 sıra ördüm böylece. Ve 7 sıranın sonunda baktığı zaman 6,5, bakın 6,5 santim en olarak ve şöyle baktığı zaman 32. Santim de uzunluk var burada. Böyle bir parça elde ediyoruz.
Dediğim gibi bu 2,5 yaş arasındaki bir çocuk için. Eğer ki daha küçük yapmak isterseniz, ben patik iple aynı ölçüleri yaptım burada göstermek için. Bakın burada bu yine 51 zincir çekerek yaptım ve sadece ip ince bunu ve bunu ben tığ numara olarak, bunun numarası silinmiş ama 1,7 numaraydı bu. 2'ye tık kabul ediyor büyük ihtimalle. 2 numara tığ kullandım. Ve bununla ölçü bakacak olursanız tam o sıraları burada. Şurada 6 santim olacak bu. 1,5 yaşının çocuk için. 6 santim in ve 26. Santim uzunlukta olacak bu. Bu 1,5 yaş için, bu 2,5 yaş çocuk için. Yani aynı sayıları, sadece ip farkı var. Patik ip ya da daha ince bir bebek iple aynı sayıda bunu elde edebilirsiniz. Bebek ip kalın, biraz bebek ipten de böyle aynı sayılarıyla 2-2,5 yaş için yapabilirsiniz. Ama önemli olan burada santimdir. Santimde ölçer yaparsanız ona göre ayarlarsınız. Eğer istediği ebatta örebilirsiniz. Videonun sonunda ben santim olarak yine göstereceğim. Santimlere vereceğim. Ne kadar yaş için ne kadar örmesi gerekiyor. Şimdi böyle bir parça hazırladıktan sonra düz. Bunu ben bir sıra, bir trabzan, tekli trabzan, bir sıra skine ördüm. Siz isterseniz tamamen skine olarak da, örerek de 6,5 santime kadar örersiniz. Eğer ki ikili trabzan örmek isterseniz ikili trabzan da örebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Böyle parça elde ettikten sonra buradan başlayarak şuraya kadar ben işaretledim. Her iki tarafında 12 tane yerimiz, sıkı yerimiz diyelim, ayırdım. Bu tarafında da öyle ayırdım. 12, 12. Ve bunların üzerinde tekrar sıkı yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12. Tam 12 bu yere geldik. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 zincir çektik. Sıramızı döndürüyoruz. Ve şu 12. 13. zincir bırakıp 12. zinciri batıyoruz. Tığımız üzerine ip alalım. Öyle yapalım bunu. Tekli trabzan yapacağız her birinin üzerine. İsterseniz yine de yapabilirsiniz. Buradan bütün sıra boyunca tekli trabzan şuraya kadar yapacağız.
Evet arkadaşlar, Sirasun'a geldim ben şimdi buraya. Sirasun'da bir zincir çekiyoruz ve işimizi döndürüyoruz. Ve birinci buradaki yere tekrar skine yapıyoruz. Her yuvaya birer tane batarak şurada skinin şurada tepelerde burada gözüküyor zaten. Burada birer tane skine yapacağız sıra boyunca. Şu yere de geldik. Burada da skine yapacağız. Son yere de tepede skine yapıp sonra 1, 2, 3 zincir çekeceğiz. Ve şuradaki dibindeki yere batıp bunu içinden geçireceğiz. Bu bizim düğme geçmek için ilik yaptık burada. Sabitleştirip biraz ip şurada ip yürüteceğiz. Sağlamlaştıracağız ipimizi böylece. Bunun içinden geçirip bu ipleri de kaybettireceğiz buraya. Bunu ben sonra yaparım. Şimdi bunu göstermek istiyordum. Bu bizim bağcığımız. İlk bağcığımız oldu böyle. Şimdi bu taraf diğer tarafında da aynı şekilde buradan başlayarak ikinci bağcığımızı yapacağız. Ve şuradan bakın birinci yeri burada bir düğümlüyoruz ve tekrar batıp burada tekrar aynı burada yaptığımız gibi aynı işlem bu tarafa da yapıyoruz. Evet arkadaşlar, burası tamamladım ben. Burası da patiğim bittiği zaman patiğimin şekil böyle oluyor. Bundan sonra bunu dikeceğiz ve şekil vereceğiz. Bu kadar patiğimiz bitecek. Önce bunu bakacağız. Arkası ve onunu bakacağız. Hangi taraf bu? On tarafı. Bu da arka tarafı. Dikerken şöyle çeviriyoruz. Arka tarafı dik, ön tarafa getiriyoruz. Üstünü getiriyoruz. Sonra çevireceğiz çünkü. Şöyle. Ve şuradan bakın şuradan başlayarak ben her zaman burada bir düğüm atıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Sağlam olsun diye ipi böyle sağlamlaştırdım ve şuradan karşılıklı olarak şöyle dikeceğiz. Sonra bunu içeri alacağım. Şurada karşılıklı iplerimizi alacağız ve dikeceğiz bunu. Bu tarafında ve sonra buraya geldiğinde 2-3 buraya şey yapıp buraya kadar dikeceğiz.
Ama buradan ve buradan dikerken çok hafif böyle biraz buzacağız. Çok hafif ama çok bir tık. Sadece birer zincirlik bu tarafında da bu tarafta. Ve böyle dikişlerimiz yapacağız. Evet arkadaşlar koşuya geldim. Yine de göstermek istedim. Bakın şöyle yapıp böyle dönebilirdim. Ama dönmedim. Şuradan buradan birazcık hafif şöyle içeriye doğru almış olacağım böyle. Şuraya bakın. Şu ucunu üstünden değil şöyle demesini böyle gelecek şeklinde. Yaptım. Ve hafif şöyle ip çektim. O kadar. Yani çok fazla bozmayacağız. Böyle yaptığında bakın şöyle içeriye doğru şöyle kıvrık olacak şöyle. Bunu da buraya kadar dikip şuradan da şöyle şöyle geldiğinde böyle dikeceğiz. Evet arkadaşlar dikişimi bitirdim her iki tarafında. Şimdi bunu böyle çevirmek istiyorum ve göstermek istiyorum. Bu tarafında kabarık bir dikiş yok. Burada da şey var böyle düz arka ön tarafı olacak kısım bu. Burada da böyle tabanımız böyle oluyor. Bakın çevirdiğimiz için çok düzgün bir taban çıktı şöyle. Dönerek diktiğimiz için. Şimdi patikini şu burnun kısmını yapacağız. Bunu da çok kolay bir şekilde yapacağız. Bakın şurada şu başladığımız yeri içinden yan tarafındaki hemen yandaki ikinci yere ip alıyoruz. Önce ben sağlamlaştırayım burada ipimi kaymasın diye. Şurada bağlıyorum ipimi. Bakın. Şurada hemen yandan ipimi aldım. Şu bizim son burada bağcık yapmıştık. Onu hemen yandakine ve sonra her başındaki sık iğnenin deliğinden birer tane şöyle bir arka bir önden geçirerek iğnemize şöyle teller gibi tel yapıyoruz. Bütün ilmeklerimizi böyle topluyoruz. Bakın en son yere geldik. En son yere de içeriye şöyle gidiyor ipimiz. Ve şimdi buradan biz şöyle hafif bozuyoruz. Çok fazla bozmuyoruz. Bakın. Şöyle şekil vermek için sadece burnu şeklini. Şöyle hafif bozuyoruz. Ve burada ip sabitleştiriyoruz. Ve sonra şuradan bakın şuraya bir düğme takıyoruz. Diğer düğme de bu tarafa takıyorum. Şöyle. Burası siz daha çok bozabilirsiniz. Ne kadar isteğe bağlı. Ben biraz daha bozacağım burada. Daha güzel, sağlam bir burun şekil vermesi için. Sonra da ipi burada sağlamlaştıracağım. Buraya yaptığım gibi. Ve sonra düğme takıp şu iliklerden bakın şöyle
düğme taktım. Bakın böyle büzüp şöyle bu şekilde. Şurada ipimi sağlamlaştırdım. Buraya da biraz sonra sağlamlaştırıp tam bununla aynı eşit olacak şekilde ölçeceğim bunu. Sonra bakın burada düğme taktım. Düğme çok aşağıda takmadım. Burada bir trabzan, yarım trabzan yapmıştık. Onu hemen dibinde bir bu tarafa, bir bu tarafa düğmeleri taktım ve bunu çapraz bir şekilde bağladım. Ben burada daha fazla sus kullanmak istemedim çünkü zaten suslu böyle parlak bir düğme taktım. Siz isterseniz çiçek, fiyonk ya herhangi bir şey burada kullanabilirsiniz. Burada tek bağcık kullanabilirsiniz. Bir iki bağcık yapmazsanız öyle de süsleyebilirsiniz. Aynı yöntemle düz örerekten kendiniz için büyük ebatta patik örebilirsiniz. Bunu da ben bitirip düğmeleri takacağım ve Instagram sayfasında bunun bitmiş haline de paylaşacağım. Siz de oradan bakabilirsiniz. Burada yaptığım bütün şeylerini ve bazen burada yapmadığı şeyler de oluyor. Onları hepsini ben Instagram sayfasında paylaşıyorum. Fikir amaçlı orada bakabilirsiniz. Oradan da bakabilirsiniz değişik örnekleri. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ve burada ben az kalsa unutuyordum. Şunu vermek istiyorum. Tekrardan buradan vereceğim.